Günaydın, günaydın. İyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Vahşi lepiz testlerimizin olduğu bir mekana geldik. Burası bayağı doğal bir ortam. Gerçi turistik mekan olduğu için çok da doğal diyemeyiz. Bu taraf bayağı pek el değmemiş. Lepiz testler, gambusyalar burada geziniyor ama biraz ön tarafımız insan kaynıyor. Sahil. Bayağı otantik bir ortam. Bu bitkiler ne acaba böyle kırmızı kırmızı. Kendi kendine burada oluşmuşlar diyelim. Büyük ihtimalle zaten yıllardır burası şey olduğu için, bu şekilde olduğu için bir şekilde buranın ekosistemi bu bitkiyle birlikte tamamlanıyor. Şuralarda biraz mos mu diyeyim, yosun mu diyeyim, bir şeyler var. Kayıp düşmeden bayağı mosa benziyor bunlar. Çok otantik bir ortam var gerçekten. Burada da çılgınca bu gambusyalar üremiş tabii ki. Bitkiler fotosentez yapıyor. Güneşi direkt aldığı için kabarcıklar çıkıyor bakın. Fokur fokur. Bizim akvaryumda yapmaya çalıştığımız şey burada doğal olarak kendiliğinden oluşmuş. Zaten biz de her zaman akvaryumda doğayı taklit etmeye çalışıyoruz. Ne kadar taklit edebilirsek. İrili, ufaklı, küçüklü, büyüklü bir sürü gambusya. Renksiz renksiz geziniyor burada. Bu su biraz benim bildiğim kadarıyla sodalı bir su. Yani buradan balığı yakalayıp götürdüğüm zaman akvaryumda yaşamıyor genelde bunlar. Ve bir de bunlar başka balıklarla koyarsanız, normal lepiz testlere koyarsanız onlara çok zarar veriyor. Onların renkli kuyruklarını yiyip bitiriyorlar. Kendi türlerinden olmadığı için herhalde bunlar böyle renksiz renksiz oldukları için renkli bir şey görünce saldırıyorlar onlara direkt. Hoş güzel bir ortam. İnşallah burası bozulmaz. Çok fazla insan var aslında burada ama büyük ihtimalle buradan yakalayıp gitmeye çalışanlar da vardır da burada o kadar çoklar ki büyük ihtimalle yakalansalar da sayıları azalacağını hiç düşünmüyorum. Şurada bir mos. Bakayım. Değişik bir mos. Mos da değil, bu bitki aslında. Bizim şeye benziyor. Lepis soto dediğimiz bir şey var ya, ona benziyor bu. Zaten buraya bir parça bir şey atsanız büyük ihtimalle çoğalır gider. Evet, bu mos değil, bu sert bir bitki. Böyle iplik gibi uzayan bir şey. Şu bunlar nasıl bir şey hiç bilmiyorum. Kırmızı kırmızı. Güzel bir ortam sonuç olarak. Sazlar. Balıklar doğal bir şekilde geziniyor. Kocaman bir havuz. Ha, bir tane dişiyi kovalıyor hepsi. Büyük ihtimalle doğum yapacak. Biliyorsunuz akvaryumda da bizim doğum yapacak dişi lepiz testleri erkekler kovalıyor. Aynı mantık burada da geçerli. Büyük bir dişi. Çok aşırı büyük boyutlarda görmedim. Normal boyutlarda balıklar. Büyük ihtimalle türleri bu şekildedir. Halbuki burada baktığı zaman çok geniş bir alan. Çok ciddi büyük boyutlara ulaşmalar lazım ama çok büyük boyutlu dişiler yok. Daha minyon minyon. İleriye doğru biraz daha derinleşiyor tabii ki. Ama burada çılgınca üremesi için mükemmel bir ortam var balıkların. Evet. Buraya gelmişken burada güzel ortamı çekip sizlerle paylaşmak istedim. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim.
Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hoşuna gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.